En son ne olur biliyor musunuz? Belki bir köşe başında bir saldırıya uğrarım. Belki ders olsun diye hani Sinan'ın da bacaklarına sıkacaktık. İşte bir öldürmek hastamız yoktu dedi o gün en son Eray Özyağcılar. Aynısını benim için de söyleyecekler. Ne olacak? Öldükten sonra adalet yerini bulacak mı? İsterse 100 yıl yatsın, 1000 yıl yatsın. Bir insanın canı geri geliyor mu? Gelmiyor. Selma Hanım, dört kadınsınız. Hem siz, hem ablanız, hem anneniz, hem de Ayşe Hanım, başından beri bizlere konuşuyorsunuz. Adaletin sağlanmasını istiyorsunuz. Tek talebinizin bu olduğunu söylüyorsunuz ve karşınızda aslında çok güçlü bir camia da olduğunu söylüyorsunuz. Saldırıya uğruyorsunuz, tehdit ediliyorsunuz. Hem sosyal medya hesaplarından size yöneltilen iddialar var, hem de mahkeme önünde yapılan size saldırıyı dün gördük, şu anda da anlatıyorsunuz. Korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Asla da korkmadım. Zaten bu camianın içindekiler benim ne kadar korkusuz olduğumu, ne kadar delikanlı olduğumu biliyorlar. Bunların en başında da en iyi tanıyan beni İsmet Büyükataman'dır. Neler yaptığımı, neler yapabileceğimi tahmin bile edemeyeceğini biliyorum. Çok iyi tanır çünkü beni. Biz dört kadınız, görselde dört kadınız ama tüm Türkiye bizim arkamızda. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci, erkeği hep beraber o kadar kalabalığız ki inanın. Dün akşamdan beri benim telefonlarım susmuyor. Ben o kadar büyük bir aileyle bir aradayım ki, Sinan Ateş'in kocaman bir ailesi var. Koskoca bir Türkiye, koskoca bir dünya Sinan Ateş'in arkasında. Bizim korkmak gibi bir lüksümüz yok. Korkmadık, korkmayacağız. Son nefesimize kadar Sinan Ateş için adalet demeye devam edeceğiz. Peki Selma Hanım, başından bu yana siz bir dosya vurgusu yapıyorsunuz. Sinan Ateş'in vefat etmeden önce, öldürülmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdiğini söylüyorsunuz ve aynı zamanda şunu da ekliyorsunuz. Sinan Ateş Ülke Ocakları Başkanı iken neden görevden aldığını ve görevden alırken Sinan Ateş'e ne söylediğini Devlet Bahçeli açıklasın diyorsunuz. Bu zamana kadar açıklamadı. Bu davaya ilişkinde sadece iki kere konuştu. Birini de geçtiğimiz günlerde yaptı. Birini de daha önce yargılama başlarken yapmıştı Devlet Bahçeli. Siz bu dosyaya ilişkin ve Bahçeli'nin Ateş'e söylediği sözlere ilişkin bir açıklama yapmadınız. Sadece bunların varlığından bahsettiniz. Ne var bu dosyada? Ne söyledi Devlet Bahçeli Sinan Ateş'i görevden alırken? 1 Ekim 2024 tarihinde grup toplantısı yaptığında Devlet Bahçeli keşke anneme hakaret etmek yerine o dosyanın içinde neler olduğunu söyleseydi. Bu dosyanın içeriğini kendisi çok iyi biliyor. Bizler de çok iyi biliyoruz neler olduğunu, o odada neler konuşulduğunu, Sinan Ateş'in nasıl bir insan olduğunu Devlet Bahçeli bizden çok çok daha iyi bilir. Çünkü bu camianın içinde yetişmiş bir çocuk. Babam da bu camiaya ömrünü vermiş bir adam. Eğer ki bu dosyayla ilgili bir şeylerin açıklanması gerekiyorsa Devlet Bahçeli bunun cevabını verecek. Çıkıp oradan tehdit etmek yerine dosyanın içeriğini söylerse belki bir nebze vicdanı rahatlar Sinan Ateş katledildiği için. Selma Hanım, yayın öncesi sizlerle konuştuğumda Saniye Hanım'ın sağlık durumunun iyi olmadığını söylemiştiniz. Biz de bu programı aslında hem annenizle hem sizinle yaptığımızı söylemiştik. Saniye Hanım'ın şu anki son durumu nedir, sağlık durumu nedir? Annem dün yaşananlardan sonra zaten bir kez daha öldü oğluyla birlikte. Çünkü orada mahkeme salonunda annemin gözyaşları yerlere kadar damladı. Yani artık annemin vücudu kaldırmıyor. Babam gibi oldu o da. Gördünüz zaten. Hani annem çok zor durumda. Bir şey olmasından da korkuyoruz. Sağlık durumu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Artık annemin dayanacak gücü de kalmadı. Bizim var. Allah'a şükür bizim gücümüz var ama annem bunu kaldırır kaldıramaz bilmiyorum ama güçlü. Çok güçlü bir kadın. Allah razı olsun ondan. O bu kadar güçlü durmasa biz de duramayız. Bizim arkamızda annemiz var. Allah razı olsun ondan. Allah başımızdan eksik etmesin. Ama sağlık durumu biraz iyi değil. İyi değil yani. Selma Hanım, bu yargılama sonlandı ama 17 kişilikte bir dosya vardı. O dosyada ayrıldı ve bu dosyada aslında cinayetin siyasi ayağı olarak nitelenen bir dosya. Orada Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un olduğunu biliyoruz o dosyada. Sizin o dosyadan bir beklentiniz var mı? Soruşturmanın sürdüğünü biliyoruz ama bir yandan da takipsizlik verilebileceğine ilişkin iddialar var. 17 kişilik ayrılmış bir dosya var. İçeriğinde ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimler var bilmiyoruz. Yine bir gizlilik biliyorsunuz. Her şey yok 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 yok. Ama gelinen nokta
Sizlerin de gördüğü gibi 17 kişilik dosyanın içinde kimler var bilmiyorum ama isimlerini saydığımız insanlar yoksa o dosyada boş bir dosya olacak bizim için. Çünkü bizim derdimiz gerçek azmettiriciler ve gerçek katillerle. Yine bunu savunacağız. 17 kişi içinde var yok bilemiyorum ama sonrasında o insanları da bu dosyanın içinde görene kadar savaşımız devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu talebiniz olduğunu söylemiştiniz. Hem sizinle hem annenizle birlikte görüşmesi için. O talebe bir yanıt oldu mu acaba? Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Talebimizi yeniledik. Görüşmeyi tabii ki de talep ediyoruz. Çünkü ülkede bir can güvenliğimiz olmadığını herkes gibi kendisi de görüyor. O yüzden artık bunlara bir dur demesi gerekiyor. Bizler bu devletin vatandaşlarıysak, Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkenin cumhurbaşkanıysa hepimizden sorumludur. Başımıza gelebilecek her şeyde bizi korumak zorundadır. Bizler tabii ki de taleplerimizi ilettik. Muhtemelen dönecektir. Döneceğini düşünüyorum. Bütün siyasi partililer zaten desteğini veriyor, sağ olsunlar. Onun da desteğini bekliyoruz. Teşekkürler Selma Hanım. Sağ olun. Can Coşkun Ateş ailesindeydik. Yanımızda Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş vardı. Saniye Ateş'in de olmasını öngörüyorduk ancak rahatsız olduğu için yayınımıza katılamadı. Hem dünü değerlendirdik hem verilen kararları değerlendirdik. Kararlar vicdanı rahatlattı mı, acıyı bir nebze dindirdi mi diye sorduk. Selma Hanım vicdanının rahatlamadığını söyledi. Ayrılan bir dosya vardı. Bu dosyadan bir beklentisi var mı diye sorduk. 17 kişilik bir dosya ayrılmıştı. Bu dosyanın içeriğine ilişkin de bir bilgisi olmadığını ifade etti. O dosyadan da beklentisinin olmadığını söyledi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş. Saldırganın biraz önce tutuklandığı bilgisini vermiştik. Dün aileye bir saldırı olmuştu mahkeme salonu önünde beklerken ve dün Sinan Ateş davası cinayetin davasına ilişkin karar çıkmıştı. Yargılama sonlanmıştı ama ailenin adalet arayışının hala sürdüğünü görüyoruz. Onlar da bunu söylüyorlar. Peşini bırakmayacağız diyorlar. Bizim için burada bitmedi ifadelerini kullanıyorlar Can Coşkun. Teşekkürler İknur Yamli. Kolay gelsin. Geçmiş olsun dileklerimizi de paylaşalım Ateş ailesiyle. Annesine ilişkin endişe yaşadığını söylüyor Selma Ateş. Bu arada dün yargı kararı çıktı. Yargı kararı ile birlikte coğrafyamızın ekseninde olup bitenler galiba hepsi masaya gelecek. Yani Sinan Ateş davası kararı, resepsiyondaki görüntüler, savaş ihtimalleri nerede gündeme gelecek? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda. Arkadaşımız Aslı Kurtuluş Mutlu az önce oraya ulaştı. Ve bazı değişiklikleri de kaydetti o konutta. Şimdi ekranlara taşıyalım. Bir yandan da anlatmak isterim size. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 10 dakika sonra bu konuta gelecek. Devlet Bey konağına gelecek. Çünkü Sayın Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek ikili görüşme. Birincisi bir bozkurt. Evin çehresinde yapılan değişiklikler. Bir bozkurt. Diğeri ise Doğan kuş türü olarak bildiğimiz aksungur. İki değişiklik olduğu dikkatinden kaçmamış Aslı Kurtuluş Mutlu'nun ve bu şekilde görüntülemiş. Birazdan kendisiyle görüşeceğiz zaten.